Herkese merhaba. Finishing Platform'un sunduğu Kafa Sesinin sanıyorum 14. bölümü. 14. bölüm yine tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Kula, Selçuk Giremin Hoş geldin Selçuk. Hoş bulduk. Dün e, Dünya Kadınlar Günü'ydü. Dünya Emekçi Kadınlar Günü aslında tam adı. Bütün kadınların da buradan Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayalım. Hatta konuyu da onunla, yani tabii ki onunla bağlantılı bir şey değil ama... ...yine bir usta sinema yazarımızın yine bir muhteşem çıkışıyla bugün... Bugün olmamış herhalde o yazı. Ha bugün yazılmış yazı hatta evet. Evet tabii ki yazarımız Atilla Dorsay. Biz daha önce IMDB'de bir skandalıyla konuşmuştuk onu. Zaten genelde 3 ayda bir 6 ayda bir yazılarında bir seksist söylem. Bu barındırır. O yine her zamanki şeyini devam ettirmiş. Rovan Polanski'nin yeni filmi Subay ve Casusu yazmış. Hı hı. Yani ben sözü sana bırakıyorum ki zaten sen buldun yazıyı. <laughs> ee, şeyi yazmış. E, Jakuz filmi üzerine yazmış. Asıl yazıdaki çeken kısmı şeyden önceki yani filmi anlatmaya başlamadan önceki Polanski hakkındaki ufak bir bilgi kısmı koymuş. Polanski'yi bilmeyenler için sanırım. Ben hatta o kısmı okuyayım Selçuk sen sonra devam et. Şöyle bir iki cümle özellikle dikkatiniz çekti. Hala üretmeye devam etse de özellikle son dönemin Me Too eyleminin ışığında artık bir istenmeyen adam olmuş talihsiz bir yaratıcı üzerinde çok konuşulmuş, çok alkışlanmış ama sonunda az sevilip daha çok nefret edilmiş bir kader kurbanı. Buyurun. Evet, şeyden bahsediyor. Yani yargılandığı ve suçlu bulunduğu tecavüz davası için kader kurbanı diyor. Ee, sıkıntılı tabii yani dediğin gibi 3-4 ayda bir kendini hatırlatıyor. Bayağı eski kafalı kalmış durumda birçok konuda ve bu yazısı da çok sıkıntılı. Yani me Too eyleminin ışığında sanki böyle bir şey aslında susuzmuş da böyle bir durum oldu dünyada. O da onun kader kurbanı oldu ya da talihsiz bir şekilde işte yani işte yaptı bir şey ama bu kadar da olmaması gerekiyordu gibi bir yerden bakıyor. Bu çok sıkıntılı bir önceki programda da konuştuk zaten. Polanski'nin yani şey yapmaya gerek yok. Tekrar hatırlatmaya gerek yok. Ya bu Roman Polanski konusunu biz başka bir programda yine konuşuruz bence. Çünkü aslında o konuyla ilgili de bir sürü yazılmış çizilmiş şey var ama bu yazının bu yazıyı da burada bırakalım bence yani Atilla ile ilgili daha fazla konuşmaya gerek yok ben aynen senin gibi düşünüyorum ve ben daha önce Atilla Dorsal acaba bu konulara girmese mi falan diye düşün, söylemiştim bundan belki birkaç sene önceydi hani artık yaşlandı zamanı şey yapamıyor yani kendi kendine öyle filmleri fazla so, şey, suya sabuna dokunmadan eleştirmesi daha hoş olur diye bir fikir belirtmiştim ama aslında şu anda fikrimi bir de adım ileriye götürüyorum bence hiç yazma, yazmasın artık yeter yani yeterince yazdı Atilla Dorsey'e doyduk diyoruz ve devam ediyoruz. Ve asıl konumuza girelim. Yani asıl konumuz çok enteresan. Bütün hafta değil de yani son iki gündür aslında biz de iki gün beklettik programı. İyi ki de bekletmişiz. Çünkü son iki gündür enteresan ki bir tanesi aslında geçen haftalarda daha çok konuşulmuştu. Ama onu biz getirmemiştik gündemimize. Ama şimdi bu e, Looney Tunes'ın karakterinden Pepe Le Pew'un kokarca olan karakter hatırlayan hatırlar. Space Jam 2 filminden çıkartılması üzerine geçen haftalarda da Lola Bunny karakterinin hem tipinin değişmesi hem biraz karakterinin değişmesi ilk filmden bu filme. Bunların hepsi şimdi böyle bir potada bir konuşalım diyoruz. Looney Tunes cephesinde neler oluyor şeklinde. Ben hemen e, önce hatta Lola Bunny'den başlayalım. Ben orada hemen bir kısaca bir özet geçeyim olayı. Yani Lola Bunny şöyle Space Jam A New Legacy filmi bu ikinci film. E, yönetmeni bir açıklama yaptı geçen hafta 25 25 diye bir önceki hafta galiba. Şey dedi. Zaten bir poster çıktı. Orada zaten bir tipi değişmiş falan millet bir gaza geldi. Aa ne oldu falan. Ondan sonra o da işte ne yaptı? biz biz Lola Bunny yeni filmde hem tipini değiştiriyoruz. Biraz daha fiziksel özellikleri hani kalçaları memeleri hepsi biraz küçülmüş. ya yani Biz bunu obje yani seks objesi halinden çıkarıyoruz. Hala feminen bir karakter. Hatta feminen bir karakterin seks objesi olmadan da feminen olabileceğini göstereceğiz gibisinden bir açıklama yaptı. Ve bunun üzerine de internet yine Twitter her zaman her olayda olduğu gibi ortadan ikiye ayrıldı. Çok enteresan tweetler de var. Onları da okuyacağım ama önce senin sen olayı nasıl gördün? Öyle başlayalım. Abi bu Lola Bunny e, durum şeyinin karakterinin değiştiğini ben de bugün öğrendim işte konuşurken programdan önce. Geriye dönüp hatırlamaya çalışıyorum. E, şimdi Lola Bunny'nin şeyinde bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama özellikle bir e, cinsel obje gibi mi gösterildi falan onu hatırlamaya çalışıyorum. Yani şöyle bir sahne var mesela Space Jam ilk filminde Lolabani çıkıyor sahaya. O zaten mini minnacık bir kıyafeti var. Diğerlerinin kıyafetlerinden de biraz farklı ve önlerinden böyle kalçalarını sallayarak yürüyor ve bütün işte Box Panes'ından yani hepsi yani bütün karakterler böyle ağızları bir açık bir şekilde... ...salyaları aka aka arkasından bakıyorlar yani. Zaten bu şeyler çok fazla oluyor Looney evet, evet. Eski Looney baktığınız zaman... ...bu Lola Bunny karakteri Aynen zaten öyle. 8. Yani 10. o şey yani Lola Bunny gibi işte Pepe Le Pew gibi karakterlerin... ...geçmişte ne kadar sıkıntılı olduğunu sen bugün söylediğinde... ...ben fark etmediğimi şey yaptım, fark ettim. Yani onu izlerken tabii ki bunu o anda izlerken çocukken fark etmiyorsunuz... ...ama sonrasında da seneler içinde aklına gelmiyor ya da işte böyle fark etmediğin ne kadar çok detay ve birçok şey olduğunu ıı, yanlış, sıkıntılı yer olduğunu fark ediyorsun. Bu da işte Disney'in geçmişe dönük karakterlerindeki Looney Tunes karakterlerinde, Disney karakterlerindeki o dönemin şartları için çok normal görülen şeylerden bir kısmı sadece. Bunların değiştiğini görmek güzel bence. Yani bu olumsuz bir şey değil. Çünkü o açısıyla yazılmış, o dönemde yazılmış şeyler. Ee, günümüzde e, artık insanların algıları değiştiği, daha açıldığı, daha bazı konularda aydınlandığı ve daha bazı konuları rahatça konuşabildiği, tartışabildiği için bazı şeyler zamana direnemiyor ve geçmişte kalıyor. Lola Bunny'nin bu aşırı seksist canlandırması da bunlardan bir tanesi bence. Bence de. Katılıyorum. Hatta şu an ama iki ama iki, iki tarafa da bir bakmaya çalışalım. Şimdi Önce bir karşı çıkanlar ve hayal kırıklığı yaşayan Lola Bunny fanları oldu internette. Şöyle bir iki Twitter var, tweet var önümde. Hemen onları okumak istiyorum. Tabii tweetler İngilizce. Ben de tembellik yok Türkçe'ye çevirmedim. Şimdi burada çevirmeye çalışacağım bir yandan. Mesela bir tanesi Cinema Prisoner isimdeki kullanıcı şey demiş. Bizim tüylü tanrıçamıza ne yaptılar diye sormuş. Sonra The Denimator ismindeki kullanıcı. Bu bok artık çok eskidi. Hadi artık cinsel e, çekimi olan her şeyi yok edelim. Sadece küçük bir azınlığı e, rahatsız ediyor diye. Ve büyük göğüslü kadınlar yokmuş gibi davranalım gibi bir tweet atmış. Sonra bakıyorum. Bir tane de kullanıcı Ultra Weed Hater isimli. Yani Muzola beninin memelerini ikinci space için yok ettiler. O kadar mu mutsuzum ki pardon o kadar sinirliyim ki mutsuz da yanlış kelime. Duvarda duvara yumruk atarak bir delik açtım gibisinden enteresan bir tweet. Bunlar bu taraftan bakanlar. Tabii şimdi karşısı bizim gibi düşünen belli. Yani sonuçta dediğim gibi Twitter ortadan ikiye ayrıldı dedim ya her konuda olduğu gibi. Şimdi karşı taraftan da şöyle tweetler var. İşte gayet yerinde 25 bin olmuş. 25 yıl olmuştu ve şu an harika gözüküyor yazmış biri. Biri çok enteresan bir şey yazmış. Ben bu olayı bilmiyorum mesela. Sonic Movie nedir ne değildir. Sonic Movie'de de galiba böyle bir şey olmuş. İzlemediğim için bilmiyorum. Hani önceden bir düzeltme yapılmış. Ondan sonra işte hayranlar çok tepki çekince tekrar eskiye dönülmüş. Biri de Jenny Nicholson isimli kullanıcı. Space Jam 2 yapımcıları da hayranların bu baskısına boyun eğip prodüksiyonu biraz erteleyip animatörleri yine eski Lola Bunny dizaynına döndürmek için baskı yaparlar mı? Gibisinden. Ama en çok sevdiğim TV'de sona bıraktım. Denims TV isimli kullanıcı şey demiş. Bütün bu Lola Bunny değişimine karşı ağıt yakanları, çok üzülenlere bir şey söyleyeceğim deyip altına bir tane <laughs> resim bırakmış ve demiş ki sakin olun, bu sadece bir çizim. Ben de fikrimi şöyle söyleyip sana bırakacağım. Aslında çok da uzun uzun bir fikrim yok. Ben de gayet, yani fikrim var da uzun uzatmaya gerek yok. Ben de senin gibi düşünüyorum. Gayet artık bazı yerin, yani değişimden kaçmamak. Ben sen bunu geçen programda çok güzel söylemiştin. Hani değişim evet. kötü bir şey değil. Hatta birazdan yine sana söz verip birinin bu konuyla ilgili de fikrini söyleyeceğim. Yani insanlar hatta bunun üzerine bu Lolabani sadece çizenler Disney Disney'deki animatörler değil bu arada milyonlar milyonlarca çok oldu belki de binlerce Lolabani artisti var. Hem bu Lolabani'nin erotik resimlerini yapanlar, pornosunu yapanlar hatta onlar İtalya'ya hemen işgal etmişler porno Lolabani resimleriyle. Yani ben insanın porno izleme özgürlüğünü savunan biriyim her zaman. O yüzden hani çok isterlerse dolabını pornosu bulabilirler yani. Ama bu çizgi film bence artık hani çocuklara yönelik işlerin herhangi bir zaten birazdan Pepe Le Pew'da da bunu konuşacağız. Bu tarz subliminal mesajlar vermesine hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Yani ayrıca çocukların izlediği daha çok bir çizgi filmde de karakterin bir kadın karakterinin Öyle bir seks hobisi olmasa da gerek olmadığını düşünüyorum. Ya evet, e, şey abi gibi düşün. Yani Lola Bunny çok güzel ve aralarında tek güzel güzelliği temsil eden gibi deseceğim de özellikle. Onun güzelliği tamamen o dönemki toplumun güzellik anlayışı ve algısı hala da devam eden birçok yerde. E şimdi bu e, birçok şeye sebep olabilir çocuklarda. Hı -hı. Yani e, bunu tabii ki uzmanlar daha iyi biliyor ama en azından bunu izleyen bir çocuk ben kendi şeyimle şunu tahmin edebilirim ki güzel olmanı eşit güzel olmak eşittir büyük beden ölçülerine büyük göğüslere sahip olmak demek gibi düşünüp kendisiyle ilgili şüpheye düşebilir ve rahatsız olabilir bu bile değişmesi açısından önemli bir de yani yaratıcıları nasıl yapmak istiyorsa şu anda daha zaman ruhuna uygun hale yapmak istiyorsa öyle kalması ve e, geçmişte yazılan bir şeyin o dönemki şartlarda okey olduğunu ama şu anda artık eski dini kabul etmek ve duygusal davranmamak gerekiyor gerçekten dediğin gibi yani hani sevdiğim bir karakter olsa da yani evet seviyorsun ama bu seni bu konuda yanlış düşünüyor yani seviyordun zamanında ve buna inanıyordun e, ama bu seni bu konuda yanlış düşünüyor ya yapmaz o karakterle ilgili bir şey söylemez sadece bu değişime okey demek gerekiyor yani. Victor Ramirez. Bak Victor Ramirez'den bahsedeyim sana. Victor Ramirez diye bir adam var. Dünyanın en büyük Lollabani e, koleksiyonerlerinden biri sayılıyor adam. Ve onun görüşünü söyleyeyim. Ki yani adamın fotoğrafları var Twitter'da. inanılmaz Dört tane odaya Lollabani figürleriyle, posterleriyle. ya Bir girin bakın derim. Evet. Şöyle demiş. Bu adam zaten 20 yıl önce ilk Space Jam filminde aşık olmuş Lolla'ya. O zaman başlamış her şeyi biriktirmeye. Ve herkes onun tabii görüşünü merak ediyordu. Ee, ve bu Lola Bani değişmesin diyenleri şaşırtan bir görüşle geldi adam. Dedi ki bu Lola'nın yeni dizaynı cinsiyet eşitliği ne bence çok yardımcı olacak. Zaten aşırı bir seks objesiydi önceki hali ve hatta fanlar tarafından da bu ileri götürüldü. Çünkü dediğim gibi o artistlerin bir kısmı fanlar yani Lola, Lola Bunny fanları ve animatörler dünyanın her bir yerinde Lola işler işleri yapıyorlar. Birazcık da onları diyor ve diyor ki Lola'nın yeni dizaynı bence yeni döneme ayak uyduracaktır. Değişim genellikle iyidir diye bitirmiş. Zaten bizim demek istediğimizi demiş kendisi. Yani evet değişim iyidir. Yani o dönemin şartları altında yazılan ve tamamen erkek bakış açısıyla seksis bir şekilde yazılıp çizilen şeylerin değişmesi çok normal bir şey. Artık böyle bir dünyada yaşamadığımızı anlamamız gerekiyor. Ve şimdi diğerini. Diğeri bence daha da net oldu. Yani zaten ikisi de çok net konular da. Ama diğerini ben çocukluğumdan beri düşünürdüm. Dediğin gibi dolabani daha hayal meyal geliyor aklıma. Bende nasıl bir etki yarattığı çocukken. Ama Pepe Le Pew'un Çocuklar üzerindeki etkisi bence daha net. Yani yeğenim üzerinde bile etkisini görebiliriz. Şöyle Pepe Le Pew karakteri zaten bilen bilmeyene de söyleyelim. Aslında şöyle deyince kokarca karakteri Lune ünlü. Deyince birçok insanın Fransız kokarca. Böyle Fransız aksanıyla konuşuyor. Ee, birçok insan hatırlar. Kediye aşık oluyor. Evet. Kediye aşık oluyor. Kediyi de kokarca sanıyor aslında. Öyle aşık oluyor çünkü renkleri aynı olduğu için. Ee, ve bu kötü kokusundan dolayı herkes ondan kaçıyor ama kediyi yani zorla öpüyor, zorla sarılıyor, her şeyi bir zorla yapma durumu var. Yani tabii çizgi filmde bu kadarını yapabiliyor haliyle. Ama bunun te tecavüz kültürüne, e, tecavüz kültürünü beslediği iddiası aslında yıllardan beri ortada olan bir şeydi. Ve geçen, daha doğrusu dünün haberi sanırım bu, Pepe Le Pew, Space Jam 2'den çıkartıldı. Evet, yani e, ben de senin gibi bu haberi okuyunca direkt, aa evet dedim ya, yani... O sırada fark etmiyorsun ama Gerçekten sıkıntılı en büyük problemlerinden biri bence bu 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 tarz toksik e, ilişkilerinde e, ondan sonra yaşanan e, suçların da tecavüz suçlarının taciz suçlarının da şeylerinden bir tanesi e, hayırı e, anlamaması karşı tarafın hayır demenin hayır demek olduğunu anlamaması. o. Bu da yani en önemli şeylerden bir tanesi. Ve bu onu destekliyor yani. Hayır diyor ama aslında naz yapıyordur. Ben o hayırı evet'e çevirebilirim. Bu sadece Pepe Le Piu'da değil. Mesela bu çok sevilen şeyde de var. Dizi Hava Meteor Mother'da ya da diğer komedi dizilerinde falan filan da var. Yani e, eski romantik komedilerde özellikle çok fazla var. Bence bu da çok sıkıntılı. Prenz'de de çok var seksist şakalar. Friends'de de çok 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 fazla. Yani hayır hayır demek değildir. Aslında naz yapıyordu. Aslında gizli evettir falan gibi bir algı yaratılıyor. Çok yanlış yani. Sadece hemen araya giriyorum. Bu Pepe Le Pew sadece Space Jam 2'den çıkmıyor. Aynı zamanda aslında şu an artık Looney Tunes'dan da galiba aforoz edildi edilecek. Yani öyle haberler de geldi bugün. Hemen dünün haberinin üzerine. Ve hatta Pepe Le, Pew Le ilgili zaten son zaman son yıllarda hiçbir şey yapılmıyormuş. Yani bu yeni de yeni de, yeni de bir karar değilmiş pek. Birkaç yıl önce alınmış Aynen yönetmeni de öyle diyor zaten. Space Jam'in. Yani bu bir karar değil diyor. Yani çıkartılmış da hiç hiç olmamış galiba yani karakter Space Jam 2'de. Ama biz yeni öğrendik. Ya ben şöyle bir itiraf edeyim. Aslında Pepe Le ben çocukken çok severdim. Yani şöyle severdim yani. izlemeyi severdim bölümlerini çünkü ben kafamda onu neden bilmiyorum. Belki yine o yaptığı karşı tarafı dinlememesi, karşı tarafı onu sevmese bile gelip böyle yapışması falan o tarz kadar hareketlerinden dolayı ben geri zekalı ve yavşak bir karakter olarak direkt kodlamıştım kafamda ve komik gelirdi yani. Ama evet. her, sonuçta her, fark etmez. Benim üzerine böyle bir etkisi olmuş. Başkasının üzerine başka bir etkisi olur yani. O yüzden. Orada bu arada şey de var. Yani karakterin Fransız olması da Fransızlar zaten böyledir gibi bir sıkıntı da var orada. Yani sadece kadın erkek ilişkileri konusundan sıkıntılı bir karakter değil. Bir de Fransız. Fransız da hayırdan anlamıyor. Falan gibi bir durum bile çıkabilir. Ben de severdim bu arada Pepe Le Pew'u. bizim zamanımda ben de şimdi geriye dönüp baktığımda şey Şimdi bu şeyde de oluyor bende bazı komedi filmlerini tekrardan açıp izlediğim zaman zamanında güldüğüm şakaların şu anda günümüzde bildiğim, yeni öğrendiğim, öğrenmeye çalıştığım ve açıkçası ayıldığım şeylerle hiç uyuşmadığını üzülerek görüyorum. Pepe Le Pew senelerdir yoktu hani o tozlu raflardan çıkmış gibi oldu ama böyle şeyler var direnemiyor zamana şöyle bir pas atayım sana. Yani önümüzdeki program bir, bir, bir pas atalım diyorum. Biz seninle hep şey konuşuyorduk. Zamanı direnemeyen filmler konuşalım diye. Belki önümüzdeki programa böyle bir bölüm ayırabiliriz. Evet. Eğer öyle çok öyle çok evet. gündeme çok bomba gibi evet. bir şey düşmezse bence bunun sözünü verebiliriz şimdi. Zaten. Zamanı direnemeyen filmler aynen. Movies that didn't age well. Zaten çok konuşulan bir konu genelde. Pepe karakter gibi birçok film karakter var. Aradığından sevdiklerimiz var. Bence de konuşuruz güzel olur. Şöyle o zaman bitiriyoruz. Şimdi Golden Globe'lar da verildi. Aslında bunu hiç konuşmasımız da yoktu da. Şöyle üç tane adayımızın üzerinden gidelim. Üç tane adaylığın daha doğrusu ödülün. Biz en iyi drama filmi, en iyi e, senaryo evet. ve en iyi yönetmen konuşmuştuk. Yani neler olur diye en çok. Şöyle tahminler yapmıştık galiba. Ya yani Daha doğrusu Epson Aaron Sorkin's'e gidebilir, işte, e, Trial of Chicago 7'e gidebilir falan demiştik ama ben en azından kendi tahminlerimi hatırlıyorum. Hani senaryoyu Aaron Sorkin'e verebilirler gibi gelmiyor. Pardon ben senaryoyu Manka vereceklerini düşünmüştüm aslında. Yönetmen ve şeyde hani film The Trial of Chicago 7'a e gidebilir The Trial The Chicago 7'a e. ama yönetmen de Klova Zao'ya gider demiştim. Ama sanıyorum ben en azından sadece yönetmeni bilebildim. En iyi film de Nomadland'a gitti yönetmen gibi. En iyi senaryo da Aaron Sorkin'e gitti The Trial The Chicago 7. Sen nasıl buldun bu üçünü en azından? Ben bayıldım. Tra Trial of Chicago 7 kısmı dışında. E, Kulay ve Nomadland'in almasına ödülü. Umarım şeyin de e, devamı yani akademi ödülünü de alır. Böyle e, senin şey yorumun vardı Nomadland için. O aklıma geliyor hep. Bu filmin şansı bu kadar aslında genel olarak baktığında kısır bir sinema yılda içerisinde Hı -hı. çıkmış olması. Yani aslında çok güzel bir Aynı film. zamanda şanssızlığı da oldu biliyor musun? Neden? Hakkı da verilmeyecek şimdi film. Hani bizim biliyorsun kendi WhatsApp gruplarımızda da tartışılıyor. Şimdi normal bir sinema sezonunda bu film belki bu ödülleri alamayacaktı. Ve şey olarak kalacaktı. Aa, güzel bir film. Senenin güzel filmlerinden biri olarak listelere girecekti. kimse daha tut tutmayacaktı film hakkında. Ya yani Daha doğrusu antipati kazanmayacaktı belki film. Evet. Ama şimdi <laughs> doğrusu film olmadığı bir senede ödülleri toplamaya başlayınca herkes filme inanılmaz bir overrated e, şey pompalıyor imajı. Yani ödül alması da filmin suçu değil. Kötü bir sezon da en iyi filmlerden evet. bir olması da filmin suçu değil. Ondan bana garip geliyor. E, ne gibi olacak biraz acaba? Parazit etkisi. Parazit etkisi oldu mu sende bilmiyorum. Yani Doyduk mu? Doyduk gibi oldu. Hani çok fazla. Çünkü şimdi o tabii bir, bir o şey akademi ödülleri kampanyasıyla da birlikte şey olunca. Ya yani ben çok seviyorum. Ben yani çok güzel bir film. Onun etkisi olacak acaba? Ya şöyle bir şey oldu Parazit'te de. Hadi konuyu da o zaman Parazit'le bitirelim. Yani Parazit konuşmayacağız tabii de ama şey olarak söyleyeyim. Ben Parazit'i sinemada gittiğimde ne, 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 bir Oscar adaylığı vardı ne bir şey. Çok sevdim filmi ama bir başyapıt falan değildi benim için. Hiçbir evet. zaman da başyapıt olmadı. Ama filmi bir başyapıt muamelesi. Gelmiş geçmiş tabii ki Oscar kazandığı için ve ilk Oscar kazanan yabancı dilde film olduğu için gelmiş geçmiş en büyük, en iyi film gibi davranıldı. Ben onlardan da hiç rahatsız olmadım. Ama ne zaman ki filmin bir de siyah beyazını gördüm orada burada sinemalara girdi. Orada bir bende de bir doymuşluk hissi oldu. Yani şey o, o biraz yapımcıların ve dağıtımcıların işgüzarlığı herhalde diye düşünüyorum. Ama ikimiz de seviyoruz yani Paris'ti O yüzden çok da laf etmeyelim. <laughs> Nomadland'e sevindim yani kısacası. Ben de sevindim. Yani umarım yolu da açık olur. Chloe içindeki Çin'deki hükümete de yaptığı eleştirilerden dolayı filmi evet, sansürleniyor evet. bu arada. Onun haberine bir cümlede de olsa burada geçelim. çok teşekkürler Selçuk. Daha çok Looney Tunes cephesini konuştuk bugün. Önümüzdeki programda da umarız şeyi konuşacağız zamana ayı koyduramayan filmleri. Ağzına sağlık. Bizi dinlediğiniz için size de çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.